Herkese selamlar dostlar. 24 Eylül 2020 lig daha tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 tane mücadele seçtim. Seriyi bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. Değerlendirecek olan arkadaşlara şimdiden bol şanslar. Ondan önce 23'ünün maçlarına bakalım şöyle. 23'ün maçları şu an Trabzon maçı oynanıyor. Konya maçında da canlıdan aldık. 3. gol Konya. Maç sonu Konya dedik. 3. golümüz geldi. Maç sonunu bekleyeceğiz. Trabzon gerçekten kırmızı karttan sonra kalesine çok fazla pozisyon verdi. Onu da gösteririm zaten sizlere. Düne baktığımız zaman da 22'sini şöyle. Bizim kombinimiz neydi? Öncelikle ondan bahsedeyim. Paris maçı 2.5 üst başarılı bir şekilde geldi. PSV maçının handikaplı galibiyetini almıştık. Fakat gol yedi. Dakika zaten 80 küsurda attı. Biz rolling yapmıştık PSV maçından. PSV maçının rollinginden kazandık arkadaşlar. Onun için de değerlendirenler varsa katıl grubundaki arkadaşlarımızı tebrik edelim. Bizim YouTube'daki kombinemiz ki keza taraf alanlar veya üst galibiyet üst ve taraf alanlar varsa kazandı. Onlara tebrik ediyorum ben. 24'ünün maçlarına geçelim isterseniz direkt. Altay Beşiktaş mücadelesiyle başlayalım öncelikle. Şunu belirteyim. Videonun sonunda bir kombin önerisi yapmadım. Çünkü cuma günü maçları biraz sıkıntılı. Kendim analizlerimi çıkardım. Fakat yarının haberlerine göre, yarının son dakika bültenine göre, kadrolara göre, ona göre bir bülten çıkaracağım. Nedenini de anlatayım isterseniz sizlere hemen kısaca. Sporting'in, Bayern'in, Porto'nun, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçları var arkadaşlar. Ondan dolayı öyle bir kombin önerisi yapmama kararı aldım. Şu anlık yarın katıl grubunda yapacağım duruma göre. Altay Beşiktaş mücadelesi. Altay çok güzel futbol sergiliyor. Özellikle kendi evinde pozitif bir futbol sergiliyor. Kendi evindeki son oynanan Göztepe maçında çokça pozisyon buldu ve çokça pozisyonda harcadığını belirteyim. 90 artıda Pajao'nun attığı golle öne geçmişti. Fakat yine aynı şekilde şunu söyleyeyim ben. Beşiktaş'ın eksikleri gerçekten can yakan cinsten arkadaşlar. Beşiktaş'ta kimler eksik sayayım isterseniz hızlıca. Rovizer kart cezalısı, Başuayri, Teşeyra, Necip, Enkudu, Umut Meraş, Hasic, Vida, Mehmet Topal eksik. Hatay tarafında önemli bir eksiklik. Tiam'ın bir kart cezalısı var. Onun dışında bir eksiklik yok. Hatay Spor kendi evinde kanatlardan Kapel ve Erhan Çenek'le birlikte çok hızlı geliyor. İleri hatta da zaten Taysano ve Bamba iyi işler çıkartıyor. Özellikle Taysano biraz daha becerikli bir olsaydı, biraz daha becerikli olsaydı yani Göztepe maçında farklı bir sonuçla bitebilirdi Altay Spor mücadelesi. Yine son maçlarında Rize'yi deplasmanda yenmeyi bildiler. 10 kişi kalmalarına rağmen dakika 90'a kadar dayandılar. 90'da gol yediler. Onun dışında çok güzel bir futbol sergilediklerini de belirteyim. Beşiktaş bu mücadelede galip gelebilir mi? Zor ama ben şunu belirtmek istiyorum. Burada Beşiktaş galibiyet gelebilir. Oranı da çok fazla artmış. Onu da anlatayım hemen sizlere. Burada düz mantıklı adam ne oynar arkadaşlar? Yani iddiayı biraz anlayan adam nasıl oynar buradan? Altay'ın çifte şansını alır. Altay'ın golüne falan girer. O tarzda Altay tarafına yönelir. Çünkü Beşiktaş'ta çok fazla eksik var. Fakat ya burada bir Beşiktaş galibiyeti çıkarsa da sürpriz olmaz benim adıma. Çünkü takım Beşiktaş ve çoğunluk yüklenme tarafı Altay tarafına olacak. Ben yine gol bahsine gittim bu mücadelede. Her iki takımın atacağı golleri bekleyeceğim ben. 1.52 gibi orandan KG var bahsini değerlendirmek isteyenlere KG varı önereceğim. Bol şanslar diyerekten geçeyim. Kocaeli Tuzla Spor mücadelesi. Tuzla'nın ben son mücadelesini izledim arkadaşlar. Gerçekten iyi iş çıkardı Tuzla. Berabere kaldı ama erken dakikalarda bir kırmızı kart görmüştü. Defans hattında İsmail kırmızı kart görmüştü. 33'te kırmızı gördü. 49'da Bursa penaltı kaçırdı o maçta. Fakat şunu belirteyim. Tuzla Spor arkadaşlar gerçekten ne yapacağını ne edeceğini çok iyi biliyor bir takım olmuş yani. Oyun tarzları böyle bilerek oynuyor. Böyle kara düzen bir oyun yok Tuzla Spor'a takımında. Bilerek oynadığı için takımlara karşı gerçekten iyi işler çıkartabiliyor. Kocaeli Spor'da kaliteli takımlara karşı nasıl oynadığını bize Samsun mücadelesinde gösterdi. Kendi evinde Samsun'u 1-0 gibi skorla yendi. Pozisyonlar verdi, şut çektirdi fakat galip gelmesini bildi. Genel olarak güzel bir performans sergiledi Kocaeli Samsun Spor mücadelesinde. Şöyle biraz daha iyi takımlara nazaran anlatıyorum ki Tuzla maçında da yani biraz daha iyi takım olduğunu belirteyim. Kocaeli'den biraz daha iyi takım Tuzla Spor. Mücadelenin ben 2-3 gol bandında geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Çok fazla gol izlemeyiz. Belki 1-1'lik bir skor çıkar diye düşünüyorum ben. Fakat 1.71 gibi orandan sizlere 2-3 gol tercihini sunacağım. Değerlendirmek isteyenler burada 2-3 gol tercihini alabilirler. Üçüncü maçımız Sporting ile Maritimo mücadelesi. Ondan önce Telegram grubundan bahsetmek istiyorum hemen şöyle hızlı bir şekilde. Dün gerçekten canlı bahisten çok güzel işler çıkardık. Hemen şöyle göstereyim.
Mesela Hellas mücadelesinde 2.5 üst şeklinde Mert arkadaşımız önerdi. Başarılı oldu. Ben Galatasaray maçına 8.5 üst korner Avrupa'da bir atmış nesini açmamış şekilde belirtmişim. İlk yarıdan geldi zaten. 9 tane korner ilk yarıdan çıktı. Galatasaray maçı çok hızlı başladı. İlk yarı 0.5 üst önerdim. Salernitana mücadelesinde ev sahibi attı iptal oldu. Evin bir golü var dedim. O geldi. Hepsi geldi yani burada. Sonra baktığımız zaman burada ilk yarı bir gol verdi. 1.60 gibi orandan editör arkadaşımız 1.60 gibi orandan geldi. Salzburg mücadelesi geldi. Salernitana mücadelesi tekrar geldi. Geldi derken bunlar da benim gelen bahislerim. Bu şekilde canlı bahislerle ilerliyoruz. İsterseniz son verdiğim canlı bahisi göstereyim. Bakın ben burada maçı izleyerek canlı bahis veriyorum ki özetini bile atıyorum sizlere bakın. Canlı Konya çok etkili. Şuradan şu şekil göstereyim de Bein Sport telif falan atar. Konya Spor çok etkili. Kanatlardan geliyor. Trabzon kontra oynuyor kırmızı karttan sonra. Konya daha diri. 3. gol Konya. MS Konya kazanır şekilde öneri yaptım. 3. gol Konya attı. Başarılı bir şekilde geldi zaten. 2. yarının hemen başında attı. Maç sonu Konya'da beklemede şekilde attım. Güzel oranlardan değerlendirdik. Canlı Telegram grubumuzda bu şekilde. Telegram'dan, canlıdan, ekstra kuponlardan ve canlı bahislerden. Bu sıralar canlı bahislerde gerçekten güzeliz diyerekten devam edeyim. Sizler de katıl grubuna gelmek istiyorsanız Telegram grubuna abone ol şunun yanında katıl var arkadaşlar. Katıla tıkladıktan sonra burada katıl butonu seviyeleri Kangatis videosu var. Burada Telegram grubuna ana Telegram grubuna girmek için bu paketi satın almanız yeterli. Telegram ve yüksek oran grubumuz da mevcut. Ona da girmek istiyorsanız da Telegram yüksek oran paketini de alırsanız onu da girmiş olursunuz. Her şey dahil iletişim paketinde her iki gruba giriyor. Artı benim WhatsApp iletişim numaram da mevcut. Oradan da benle iletişime geçebiliyorlar diyerekten de anlatayım geçeyim. Sporting mücadelesi. Sporting'de sıkıntı şu arkadaşlar. Sporting'in sıkıntısını anlatayım ben size. Pedro Gonçalves bu mücadelede olmayan bir diğer isim. Sakatlığı var. Fakat bu mücadelede belki yetiştirebilirlerse güzel olur. Fakat sanırım yetişmeyecek diye gözüküyor. Sporting'in de bir Şampiyonlar Ligi maçı. Dortmund deplasmanına gidiyor. Kendi evinde de burada Ajax'tan 5 tane yedi. 28'ini oynayacak mücadelede. Ben yine Manetomo'ya karşı galip gelebileceğini düşünüyorum. Fakat maçın ben 2-3 gol bandına geçmesini bekliyorum. Genelde sürpriz çıkmasını beklediğim maçlarda böyle tercihler yapıyorum. Çünkü şeyle maçlar olduğu için takımlar rotasyona gidebiliyor arkadaşlar. Burada da Sporting ufak çaplı bir rotasyon yapacaktır. Fakat biz 2-3 gol yaparak Sporting belki yerse kesin gelir. Yerse gelir bakın bu. Fakat yemezse de 2-0'lık skorla galip gelebilir. 2-3 gol tercihi benim aklımdaki tercih. Oranı da güzel değerlendirmek isteyenler bu şekilde değerlendirebilir. Bayern Münih Fürt mücadelesi. Bayern Münih de rotasyona gidebilir mi diye baktığımız zaman Lewandowski arkadaşlar yeni bir rekora koşuyor. Bu maçta da gol attığı takdirde Lewandowski'nin buradaki rekoru Gerd Müller'in rekorunu egale etmiş olacak. Ondan dolayı Bayern Münih burada Lewandowski'yi falan mutlaka oynatacaktır diye düşünüyorum ben. Fürt takımı iyi bir performans sergileyemiyor. Bayern'in çok daha iyi. Ya Bayern'in karşısında duracak takım sayısı çok fazla az yani. Karşısında duramazsın bu takımın. Ben Bayern Münih'in şöyle yüksek oran gideceğim aynı şekilde. 1.60 gibi oran. Her iki yarıyı da kazanırını bekleyeceğim. Değerlendirmek isteyenler burada Bayern Münih her iki yarıyı da kazanır değerlendirebilirler. Hepinize bol şanslar. İlk yarıyı galip gelecek. İkinci yarıyı da Bayern Münih galip gelmesini bekliyorum. Trabzon bir atak yapıyor şu an. Cornelius ayağından kaçırdı. Dakika 62. Canlı olarak da Trabzon maçını izliyorum bu arada. Bakalım ekmek çıkarsa diye canlı Telegram grubunda aynı şekilde vermeye devam edeceğim. Devam ediyoruz diğer maçımıza. West Bromwich ile Coast Park Rangers mücadelesi oynayacak. Ev sahibi 3 maçtır ligde oynadığı maçlarda berabere kalıyor. Bu şekilde berabere kalırsa West Bromwich bir üst lige çıkamaz. Ben onu da belirteyim. Çıkma şansı var. Hala zaten çok erken arkadaşlar. Fakat puan kayıpları yapmaya başladı. Fulham'ın da aynı şekilde eşitlendi. Ben West Bromwich'in burada atacağı 2 golü değerlendirmek istiyorum. Oranı da güzel gerçekten. Genellikle yüksek oranlardan tercih verdim bugün farkındaysanız. Fakat ben West Bromwich kendi önünde artık bir galibiyeti uzanır diye düşünüyorum. Ev sahibi 1.5 üstü oranı 1.48 gibi güzel bir oranı var. Değerlendirmek isteyenler burada West Bromwich'in atacağı 2 golü değerlendirebilirler. Hepinize bol şanslar diyerekten de bu mücadeleyi de hızlı bir şekilde geçiyorum. West Bromwich'te çok fazla önemli bir sakatlık yok. Hücumlara oynayan, kanatlardan da iyi işler çıkan, özellikle derin toplarda başarı sağlayan bir takım. Deplasman takımı da aynı şekilde ceza sahası dışından çok fazla şut pozisyonu veriyor. West Bromwich de eğer bunları değerlendirirse ben West Bromwich'in atacağı 2 golü beklerim. 1.48 gibi orandan güzel bir orandan değerlendirebiliriz. Gil Vicente ile Porto mücadelesi. Yine aynı şekilde gol bahsine yöneldiğim maçlardan bir tanesi.
gelmesi büyük ihtimalle düşündüğüm maçlardan bir tanesi bu mücadelede. Porto takımı da aynı şekilde bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi oynayacak arkadaşlar. Kadrosunda ufak çaplı bir rotasyon yapabilir. Çünkü kendi evinde Liverpool'u ağırlayacak ekranda gördüğünüz üzere. Gilvicente'de son haftalarda kötü bir gidişatı var. Fakat bu tür maçlarda bir ev sahibi bir kalkıyor yani diyeyim. Kalkıyor mu diyeyim anladınız siz. Biraz daha ekstra motivasyonla sergiliyor. Golü atabilirler. O yüzden bu mücadelede en mantıklı tercih 2-3 gol tercihi olacaktır. Onun da oranı 1.71 gibi orandan değerlendirmek isteyenler burada 1.71 gibi orandan değerlendirebilirler arkadaşlar. Toplamda 6 maçın sizlere anlattım. Yine aynı şekilde beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin arkadaşlar. Kombin önerisi yapmadım fakat sizler de anlayın yani şeyle maçlar var. Kadroları bekleyip görmek çok önemli benim için. Katıl grubuna da geç biraz kombin önerisi yapacağım. Duruma göre haberleşiriz arkadaşlar diyerekten de geçeyim. Bu arada kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Bu bilgilendirmeyi mutlaka dinleyin arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bilgilendirme şu üzerinde. Ekranda kocaman bir bilgilendirme yazmışımdır diye düşünüyorum ben. Şimdi arkadaşlar önemli bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Papara.com'u hepiniz biliyorsunuzdur mutlaka Papara'yı. Şu Avrupa'da oynayanlar için de anlatıyorum bunu. Avrupa'da oynayanlar için arkadaşlar bahis sitelerine yatırım yaparken Papara.com'un getirmiş olduğu bazı kısıtlamalar var, limitler var. Çoğu arkadaşımız yaşadığı için bu sorunu ben de sizlere aktarmak istiyorum. Sıkıntı yaşamamanız adına Papara.com'u bu sıralar kullanmayın bence. Daha alternatif seçenekleri kullanabilirsiniz. Ne bileyim Payfix, banka kartı, kredi kartı gibi seçeneklerden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani sizlerin Avrupa'dan oynayanlar sıkıntı yaşamasın diye diyorum ben. O yüzden sizlerin bir kendinizle mutlaka ilerleyen günlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ondan dolayı bu bilgilendirmeyi yapmak istedim. Görüşmek üzere. Videolara destek olmaya devam edin. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.